Sisli Dağların en büyük efsanesi haline gelen Brocken hayaletleri uzun yıllardır gizemini koruyordu. Öyle ki gerçek mi yoksa sadece bir hayal mi olduğu sorusu sıkça tartışılan bir konu. Peki Brocken hayaletleri gerçekten de kulağa geldiği gibi korkutucu mu yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? İşte bu videomuzda yakın zamanda yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme gelen Sisli Dağların hayaletlerine değineceğiz. İlginizi çektiyse izlemeye devam edin. Ultramaraton koşucusu Chris Randall, İngiltere'nin tepelerinde yürürken Brocken Highlight olarak adlandırılan videoyu çekmeyi başardı. Video Twitter'da büyük ilgi gördü ve olay yeniden tartışma konusu haline geldi. Peki Brocken Highlight olarak adlandırılan olay aslında ne? Aslında bu ürkütücü hayalet bulutlarının mantıklı bir açıklaması bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki bu hayaletler binlerce yıldır zaten görülüyordu. Ayrıca Kaliforniya'da sık sık bildirilen karanlık gözcüler de tam olarak bununla alakalı. Adını Alman bilim adamı Johann Silberschlag tarafından ilk kez tanımlandığı Brocken'da anılan Brocken hayaletleri puslu günlerde ortaya çıkıyor. Güneşin alçaldığı, uygun koşulların oluştuğu anda gözlemcinin gölgesinin sisin üzerine düşmesi sonucu sanki uzun boylu, gölgeli bir figür onu yakından izliyormuş gibi görünüyor. Sisi oluşturan su damlacıklarının bazen gözlemciye doğru yön değiştirmesiyle de hayalet sanki hareket ediyormuş gibi görünüyor. Yani aslında insanların orada tam olarak korktukları şey bizzat kendi gölgeleri. Öte yandan Kaliforniya'nın Santa Lucia dağlarında da benzer bir durum yaşanıyor. Bölgeye yürüyüşe giden insanlar neredeyse yüzyıllardır karanlık gözcüler adını verdikleri hayaletleri gördüğünü söyleyip durumu yetkililere bildiriyordu. 1700'lerden beri ufukta uzun boylu özelliksiz silüetler gördüklerinden ve onları yolculukları boyunca hareketsizce izleyen varlıklardan bahsediliyor. Big Sur'daki yürüyüşçüler de izleniyormuş gibi hissettikten sonra arkalarına dönmeleri sonucu görüldükten kısa bir süre sonra kaybolan bilinmeyen bir figürü anlattılar yıllarca. Daha sonra hikayeler birbirini izledi ve ortaya bu efsane çıktı. Öyle ki 1937'de Robinson Jefferson bir şiirinde ve ertesi yıl John Steinbeck'in kısa öyküsünde dahi bu varlıklardan bahsedildi. İnsanlar bu anlatı için bugüne dek pek çok farklı açıklama önermiş olsa da yine de kulağa en mantıklı gelen seçenek kendi gölgelerinden ortaya çıkan Brocken hayaletleri gibi duruyor.